Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Çerezza acılı, acı baharatlı isimli cipsi inceleyeceğiz. Valla bu cipsten yorumlarda bir arkadaş sayesinde haberim oldu. Sürekli işte acı baharatlı, acılı baharatlıyı dener misin diye bana yazmıştı birkaç videoda. Ben de aslında sanırım onun ikinci yorumundan sonra gidip almıştım marketten ve yemiştim bunu. Bir paketini 2 kişi bitirmiştik. Hatta önden spoiler da vereyim ben. Bayağı acı bir ürün arkadaşlar. İlk yediğinizde çok anlamıyorsunuz ama işte yedikçe işte paketi tek başınıza bitirirsiniz veya 2 kişi bu paketi bitirirseniz gerçekten böyle yani benim ağzımda neredeyse yaralar oluşacaktı. O şekilde bir acısı var. Yani büyük ihtimalle asidik maddeler de kullanmışlar üründe. O yüzden eğer yiyecekseniz çok fazla yemenizi tavsiye etmem. Azar azar yemeniz çok daha iyi olacaktır. İsterseniz pakete şöyle yakından bakalım. Şurada yine yeni ibaremiz var. Keyifli akşamların çerezi Çerezza demiş. Acılı, acı baharatlı. Bakın 2 ayrı ismi var aslında ürünün. Acılığını belirtmek için. Burada çili biberi kullanmışlar. Çili biberi yediyseniz eğer ya zaten acısı inanılmaz bir acıdır. Arkasına da bakalım hemen. Burada ne diyor? Acıyı ve acılı her şeyi çok sevenlere müjde falan filan. Ya bak diyor ki acısı bitmek bilmeyen yeni Çerezza. Gerçekten bitmek bilmiyor acısı. Evet, içindekilere de baktım arkadaşlar. Dediğim gibi malik asit falan var içinde. Yani bunlar gerçekten... Yani benim ağzımda yara yaptı diyebilirim iç tarafında. Tabii ben de biraz dediğim gibi fazla yedim. Yani bir paketi 2 kişi bitirdik. Çoğunu da ben yemişimdir. Öyle söyleyeyim. Hemen paketi açalım. Evet, şöyle yakından da göstereyim size. Bayağı kokusunda bile o işte limonumsu asidik bir koku var. Yani hissettiriyor kendini. Deniyorum. Ya cips aslında güzel bir cips. Yani kendini yediriyor. Acılı olduğu için de acı seviyorsanız zaten yiyorsunuz. Ama dediğim gibi çok abartmamanızda fayda var bunu. Çünkü gerçekten baharat olayını abartmışlar. Zaten içindekilere bakarsanız 3-4 farklı baharat kullanmışlar. 3-4 farklı işte gıdada kullanılabilir yani asitlerden kullanmışlar. Zaten ilk böyle dediğim gibi ısırdığınızda çok bir acı gelmiyor. Birkaç tane yedikten sonra böyle acısı gittikçe katlanarak artıyor sanki. O şekilde bir cips yapmışlar. Onun dışında zaten bunun soğanlısını falan biliyorsunuz Çerezza'nın. Onun tadı gibi. Onun tadının ekstra üzerine acı koyulmuş versiyonu, soğansız versiyonu olarak düşünebilirsiniz tat olarak. Kalite falan aynı yani. Yiyecekseniz yanında da kola falan bulundurun mutlaka. Yoksa mide fesatı geçirebilirsiniz. Evet, Çerezza acılı, acı baharatlı da bu şekilde. Öneren arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.